Bisiklete dair her şey kanalından herkese merhaba. BİM'de satılan 21 vites Belderia marka dağ bisikletini inceliyoruz. Rengini görüyorsunuz, beyaz. Çok da konuşmaya gerek yok. Kadro çelik arkadaşlar. Aynı zamanda gidon boğazı, sele borusu çelik. Bisikletin sadece bildiğim kadarıyla jantları alüminyum. Bisikletin fiyatı 369 TL. Fiyatı oldukça düşük. Tabii pek de beklentiye girmeyin kesinlikle. 369 TL'ye çok da kaliteli bir malzeme almak gerçekten zor. Bisikletin kaynak birleşim noktalarına bakacak olursak gördüğünüz gibi oldukça kötü. Burada kaynak patlaklarını görüyorsunuz. Kaynak birleşim noktaları oldukça kötü. Lastikler şehir bisikleti lastiklerine benziyor. Oldukça sert. Lastik ebatı 26x1.95. Pakistan malı bir ürünmüş. Chauri diye bir marka. Bisikletin frenleri V fren. Burada Saipo yazıyor. Çok da duymadığımız marka. 369 TL'lik bir bisiklette sele borusunun bu şekilde mandallı olması güzel. Bisiklet bu şekilde bir ayaklıkla geliyor. Çelik. İşinizi görebilir. Bu bölümde kitleme yeri var. Ortadaki kaynak birleşim noktalarını görüyorsunuz. Bu bölümde boyanın kalitesizliğini görüyorsunuz. Bu bölümde boya oldukça az. Tabii 369 TL'lik bisiklet diyorsunuz. Abi ne bekliyorsun? Evet, böyle. Pedallar plastik. Platform denilen pedallar oldukça geniş.
içinde bilye sistemi falan olduğundan şüpheliyim. Basit. Bisikletin 21 vites olduğunu söyledik. Önde 3, arkada 7 dişliden oluşuyor. Ön ayna kol bu şekilde. Markası bile yok. Ön aktarıcı bu şekilde. Markası X Hyundai. Okunuşunu da bilmiyoruz. Acayip bir marka. Arka aktarıcı da yine bu şekilde, gördüğünüz gibi böyle bir markası var. Tabii bunlar oldukça basit arkadaşlar. Çok beklentiye girmeyin. Dediğim gibi 369 TL'lik bir bisiklet. Göbek bağlantı yerleri de somunlu, civatalı, mandallı değil. Kasetin markasını da göremiyorum. Oldukça basit bir kaset kullanılmış. 7 dişliden oluşuyor. Çok dik yokuşlarda yetersiz gelebilir, haberiniz olsun. Bisikletin ön ve arka jantında beyaz reflektörler bulunuyor. Bisikletin zinciri ise DTO marka. Yine hiç duymadık, böyle bir markada varmış. Bisikletin selesine bakalım. Orta sertlikte plastik. Eğer zorlarsanız ya da sert bir zeminde sürterseniz, düşerseniz büyük bir ihtimal kırılabilir. Bisikletin maşası gördüğünüz gibi amortisörlü, herhangi bir ayarı bulunmayan, kitlenmeyen basit bir amortisör ve oldukça da sert. Üzerine çok yük binmesi gerekiyor ki amortisör çalışsın. Çok da beklentiye girmeyelim. Gidon, gidon boğazı ve sele borusunun çelik olduğunu söylemiştik. Açısı bu şekilde. Çelik oldukça sağlam. Gidonun kendisi uzun değil, kısa bir gidon kullanılmış. Fren kolları da Saipo. Vitesler koldan attırmalı. Sağda 7. Bu şekilde sesi var. Sesi oldukça güzel. Saat gibi. Tabi biraz zor çalışıyor diyebiliriz. Bu bölümde küçük bir LG var. Oldukça sert. Kısaca söylemek istersek, çelik kadro, fiyatı 369 TL, sadece jantları alüminyum, 21 vites, fiyatına göre alınabilecek bir bisiklet mi? Alınabilir ama çok da beklentiye girmeyin. Böyle çocuğunuz 1-2 sene hafif bir şekilde idare edebilir. Bugün de bizden bu kadar. Bir başka incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın.